Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Bu videomuzda bir önceki videomuzda A kısmını çözmüş olduğumuz sorunun B kısmındaki örneğini çözeceğiz. Şimdi bizden istenen şey buradaki iki sayıyı toplamamız ve bunu yaparken ikiye tümleyen aritmatiğinde yapmamız. Gördüğünüz üzere bu sayılardan bir tanesi onluk sistemde, diğeri ise ikilik sistemde arkadaşlar. O yüzden önce her ikisinin de 2'ye tümleyenini bulmamız lazım. Ve bunun için de neyi bilmemiz lazım? 2'ye tümleyen aritmetiğinin menzilini. Eğer n adet basamağımız varsa biz eksi 2 üzeri n eksi 1'den 2 üzeri n eksi 1 artı değil eksi 1'e kadarki sayıları ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer ben 110'u ifade etmek istiyorsam kaç tane basamak kullanacağımı bilebilmek için işte buradaki menzile göz atıyorum. Örneğin en değerim yani basamak değerim 5 olursa arkadaşlar ne elde ederim? Eksi 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 4 eksi 1'e yani arkadaşlar basit bir söyleyişle eksi 16'dan 15'e kadar sayıları ifade edebilirim 5 adet basamakla. Fakat elimde 110 gibi büyük bir sayı varsa örneğin en eşittir 8 seçmeliyim ki makul olsun ve buradaki düzeni sağlayabileyim. Örneğin en eşittir 8 olduğunda eksi 2 üzeri 7'den 2 üzeri 7 eksi 1'e kadar ilerleyebilirim. Ki buradaki arkadaşlar sınırımız bakın o durumda 5, 32, 6, 64, 128 olmuş oluyor değil mi? Eksi 128'den bakın 127'ye kadar oluyor. Demek ki benim basamak sayımı 8 olarak seçmem lazım. E bundan sonra o zaman şöyle bir ilerleme yapalım. Bu sayımız zaten ikili basamak yani ikili sistemde. Burada bir problem yok. Bunu sadece 8 bite aktaracağız. Yani bu sayıyı 0 0 0 0 0 1 1 1 olarak yazmalıyız. Peki buradaki sayımızı ne yapacağız? Baştan arkadaşlar bunu bir ikili sistemde ifade etmemiz lazım. 1 2 3 4 1 2 3 4 diyorum. Şimdi arkadaşlar burası 110 gibi büyük bir sayı değil mi? Öncelikle 2 üzeri 5 ve 2 üzeri 6 kullansak ki bunlar da nedir? 32 ve 64. Toplamlarında 96 elde etmiş oluruz değil mi? O yüzden ben diyorum ki şuraya bir 1 yazayım, buraya da bir yazayım. Toplamlarında 96 elde etmiş olayım. Geriye de 12'lik bir kısım kalıyor değil mi? Onu da 8, 4, 2 olarak. Yani bakın burası 2 üzeri 0, burası 2 üzeri 1, burayı 1 yapalım. Burası 2 üzeri 2, burayı da 1 yapalım. Burası 2 üzeri 3, burayı da 1 yapalım. Bu şekilde elde edebiliriz. İstiyorsanız bir de kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle yapalım mı? Hemen kırmızı kalemimi aldım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 6 arkadaşlar. 64, 32 daha 96, 8 burası 4, 12 burası 14 şöyle 96, 14 daha 110 yapmış oluyor. İşte bu da bizim ilk sayımız arkadaşlar desimaldeki sayımız. Şimdiki görevimiz ise bu her iki sayının da arkadaşlar 2'ye tümleyenini bulmak. Bunun için önce 1'e tümleyenini bulacağız bu sayıların ve bu sayıların 1'e tümleyenini siyah renkle ifade edeceğim. Bakın. 1 1 1 1 1 1 0 0 0. Buraya geldik. 1 0 0 1 0 0 0 1. Hatırlıyorsanız bire tümleyen arkadaşlar çok basit bir şeydi. Sıfırları bir birleri sıfır yaptığımız basit bir yöntem. İkiye tümleyeni bulmak için de bire tümleyene bir ekliyorduk. Hadi onu da yapalım. Şöyle birime ekledim. Bakın önce bir bir daha sıfır. Burada bir tane eldemiz var. Bir sıfır daha bir sıfır sıfır bir sıfır sıfır bir arkadaşlar. Bu şekilde elde ettik. Burada da bir eklediğimiz zaman bakın çok kolay bir işlem. Bir 1 1 1 1 1 0 0 1 bu şekilde elde etmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Bu iki sayıyı birbiriyle toplayacağız arkadaşlar. Onu da en sağda yeşil kalemle yapayım. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 devam ediyoruz aşağıdan diğer sayıyla 1 0 0 1 0 0 1 0 toplama işlemi yaptığımız zaman 1 0 daha 1 1 0 daha 1 0 0 daha 0 1 0 daha 1 1 1 daha 0 şöyle bir eldemiz var 1 1 daha 0 bir eldemiz daha var 1 1 daha 0 bir eldemiz daha var 1 1 1 daha 1 bir eldemiz daha olmuş oluyor arkadaşlar. Ama onu ne yapıyoruz? Umursamıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ikiye tümleyen aritmetiğinde toplamayı yaparken bir elde elde ettiysek bu eldeyi işleme dahil etmiyoruz. Ve biz ayrıca biliyoruz ki ikiye tümleyen aritmetiğinde yaptığımız toplama işleminden elde ettiğimiz sonuç yine ikiye tümleyen aritmetiğinde verilmiştir. O yüzden sayının aslında elde etmek istiyorsak bunun ikiye tümleyenini alırız. Yani 0, 1, 1, 1 yaptım önce. Daha sonrasında da ne yapıyorum? 0, 1, 0, 0 yapıyorum. Bu sayının bire tümleyeni. Bir de bir eklersem ikiye tümleyeni ne elde ederim? Bakın 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 arkadaşlar. Bakalım buranın sonucu ne çıkacak? Burası bizim için 2 üzeri 0 basamağı. Burası 2 üzeri 1 basamağı. Devam ediyoruz. Burası 0, 1, 2 bu arada. Şurası 2 basamağı. 3, 4. Burası 2 üzeri 4. 2 üzeri 5. 2 üzeri 6 arkadaşlar. Yani 64 artı 32 artı 16 artı 4 artı 1 gibi bir işlemimiz var baktığınızda şu kısım 96 Arkadaşlar şu kısımda 20 yani aslında şu ikisi 116 yapmış oldu e burada bir tane de 1 var onu da eklediğimiz zaman arkadaşlar 117 olmuş oluyor İşte bu da zaten doğru cevap Niye biliyor musunuz Çünkü yukarı çıktığımızda bakın bu kısım onluk değil mi zaten 110 burayı Orayı anlayabiliyoruz e bu ikili kısımda 0, 1, 1, 1 kısmı da aslında onluk sistemde 7'ye eşit yani evet onluk sistemde toplamlarının 117 olması gayet gayet evet, mantıklı arkadaşlar. Bu videoyu da burada noktalandırmış olalım. Bundan bir sonraki videoda yine bir aritmatik örneği çözeceğiz. Ve daha sonrasında arkadaşlar ne yapacağız? Konulara devam edeceğiz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.